Okültizm nedir? Okültizmle astrolojinin nasıl bir bağlantısı vardır? İslam'da astroloji ilminin yeri nedir? Ne kadar ileri gidebiliriz? Bazen üst oktavlardan, yukarıdan bilgiler alırsınız. Bu hiyerarşik bir bilgidir ve direkt bilinç altına verilir bu bilgi. Esmalar ile hayatımıza nasıl yön verebiliriz? Kaderimizi dönüştürebilir miyiz? Bu şekilde yarın ve dün olmadığından eminim. Her şey tam şu anda ve her şey zihnimizde, biz bir nehirde akıyoruz. Esma-i Hüsna'ların terbiyesi, liyakati nedir? Nasıl okunur? Ne zaman okunur? Doğum haritalarımızı herkese yorumlatmak, doğum bilgilerimizi herkese vermek ne kadar doğru? Doğum haritamızdaki bilgilerle mutlak kaderimizin üzerinde külli irademizin ne kadar etkisi var? Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün benim için çok önemli, çok özel, çok değerli bir konuğum var. Çünkü kendisi benim ilmimin temellerinde mihenk taşlarını oluşturan hocalarımdan biri. Sevgili Nazan Gönültaş. Hoş geldiniz hocam. Merhaba, hoş bulduk Ayşegül'üm. Çok teşekkür ederim bütün mütevazi merhabaların için. Ben teşekkür ederim. Beni kırmayıp yurt dışında yaşamanıza, kısıtlı zamanda burada olmanıza rağmen gerçekten hani bu sohbeti gerçekleştirmek için rıza gösterdiğinizden dolayı. Çok teşekkür ederim. Sen bu rızalığa çok layık olduğun için. Çok teşekkür ederim hocam. Siz de öyle. Ben sizi tanıyorum. Nelere, ne kadar büyük bir gönle, zihne, bilince sahip olduğunuzu biliyorum. Ama isterim ki bilmeyenler Nazan Gönültaş kimdir öğrensinler. Eyvallah. Çok kısa o zaman ben de girizgah yapayım. Bir isim vermek istemiyorum. Hepimiz insanız ama mesleki olarak o kadar çok mesleğim var ki herhangi bir meslek adı vermek istemiyorum. İlk mesleklerimden bir tanesi anaokulu öğretmenliği. Anaokulu öğretmenliğimi bırakmamın sebebi küçük çocuklarım muhteşemdi, muhteşem çiçeklerdi ve bir süre sonra çocukların, bu çiçeklerin solmaya başladığını gözlemledim. Bu çiçekleri solduranların da ebeveynleri olduğunu fark ettim. Bu sebeple çocuklarla değil de onları bozan yetişkinlerle çalışmaya karar verdim. Hayatımda astroloji, okültizm, theta healing, kişisel gelişim ve farkındalıkla ilerliyorum aslında. Bir isim vermeyi uygun bulmuyorum. Şuyum, buyum demeyi uygun bulmuyorum. En nihayetinde insanız ve yaşadığımız seviye üçüncü varoluş seviyesi, fizik boyut. Ve bu seviyede yaşamadığımızın çok farkındayım. Bizler beşinci seviye ruhlarıyız. İllüzyon yasası gereği buradaymışız gibi görünüyoruz. Ben de buradaymışız gibi görünürken buna bir isim vermeyi çok uygun bulmuyorum aslında. Kimin gönlünde nasıl bir yer ediniyorsam oyum. Böyle söylemeye uygun buluyorum. Ne kadar güzel tanımladınız gerçekten. Ben dediğim gibi sizin ruhunuzu, ilminizi ve aslında ışık elçisi olarak kolektife bana katkılarınızı biliyorum. Ama sizden de dinlemek istedim. Hocam, bugün çok güzel şeyler konuşmak istiyorum sizinle. Kimseyle konuşmak istemediğim soruları size sormak istiyorum ben açıkçası. Ben de kimseye yanıt vermediğim cevapları vereceğim diye düşünüyorum o yüzden. Şükürler olsun. Öncelikle şuna girmek istiyorum. Çünkü çok da üzerinde manipülasyona açık alanların olduğu bir konu. Okültizm nedir? Okültizmle astrolojinin nasıl bir bağlantısı vardır? Eyvallah. Okültizm aslında bilindiği üzere Latinceden günümüze gelmiş. Gizli olan, üzeri kapalı olan. Bunu daha önce insanların betimlediği gibi betimlemekten biraz öteye gitmek istiyorum. Çünkü seçilmişlere verilen, seçilmişlerin seçilmişlere verdiği bilgiler, herhangi bir yerde yazılmayan, çizilmeyen, çok da fazla yazılı kaynak olarak çok bulamayacağımız. Asıl okültizmden bahsedecek olursak. Ama ben şu anda bir seçilmiş olduğuna inanmıyorum. Bütün ruhların seçilmiş olduğundan çok eminim. Bu yüzden doğru kişilere kesinlikle bunun verilmesini uygun buluyorum. Bu bilgilerin doğru kişilerin elinde ilerlemesini uygun buluyorum. Okültizm gizli olan aslında direkt bakarsak. Ama şu anda gizli yok. Olmamalı. Bizler tam ara varlıklarıyız. Bu gizleyenle açık arasında olan varlıklarız ve ben de bunun böyle küçücük
bir taşınan birisi olduğumu düşünüyorum. Merdiven taşınan biri olduğumu düşünüyorum. Bir giz bırakmamaya da niyet ediyorum. En azından kendi bilgilerimi elime geçen işte okült kaynaklar, el yazmaları ya da hocamdan aldığım bilgiler bunları paylaşmaya niyet ediyorum. Tabii ki alabilen, liyakat gösterebilen kişilerle. Okültizmle astroloji arasında aslında çok da bir fark görmüyorum. Astroloji okültizmi besler. Bu kadar. Bu yine bir çarktır, bir temeldir. Besleyen kaynaklardan biri diyebiliriz. Güçlü, en güçlü kaynaklardan biri diyebiliriz. Çünkü okültizmi birçok kaynak besler. Numaroloji besler, sayılar, semboller. Altıncı varoluş seviyesine hitap eden her şey okültizmi besler. Evet. Ama biliyoruz ki okültizm de altıncı varoluş seviyesine takılır. Astroloji kesinlikle gibi. Kesinlikle hocam. Peki şimdi astrolojiye de girmişken önemli bir soru sormak istiyorum. Çünkü bu konuyu ne kadar konuşursak konuşalım hep bir kafa karışıklığı, hep bir acabası olan sorulardan biri. İslam'da astroloji ilminin yeri nedir ve ne kadar ileri gidebiliriz? Eyvallah. Harika bir soru. Yine benim de konuşmak istediğim konulardan bir tanesi. İslamiyet yani dinler ötesine baktığımız zaman bütün dinler aslında diğer ilimlerden beslenir. Her biri çok uzun yıllar önce gelmiş, günümüze kadar getirilmiş. Ama şu anda ne yazık ki manipülasyona çok açık olan konular. Kur'an-ı Kerim'de çok açık bir şekilde yıldızlardan bahsedilir. Astrolojinin temel kaynağı çok derine ve çok öteye dayanır. Sadece şurada altını çizmek istiyorum. Astroloji yarını net asla belirleyemez. Asla diyemez ki yarın şu olacak. Yani tek bir sonuç mümkün değil bu hayatta. Bunu hiçbir şey veremez. Hiçbir kaynak veremez. Bu yaradana şirk koşmak olarak görüyorum. Astroloji bize en temel birkaç şeyden bahseder. Evet, örnek veriyorum. Satürn bir evden geçerken yapabileceği ihtimaller çok güçlüdür. Biz bu ihtimaller üzerinden ilerleriz. Ama asla diyemez. Kesinlikle boşanacaksın. Kesinlikle evleneceksin. Orada işin içine şu girer, kaderin üzerinde bir kader vardır. Bu da Yaradan'ın o mutlak gölgesinin bilgileridir. Biz onun yansımasının, gölgelerinin bilgi parçacıklarıyız. Bu kadar küçüğüz. O yüzden bir fert, bir kul olarak, Ademoğlu olarak astroloji evet çok önemli. Ama kesinlikle kullanılmaması gerektiğini, altının boşaltılmaması gerektiğini düşünüyorum. İslamiyet'e de kesinlikle uygun şekilde ilerlettiğimiz zaman birbiriyle çok ahenkli ilimler. Buna ilim demek istemiyorum tabii ki İslamiyet'i ayrı bir yere koyuyorum. Fakat astroloji ilim olarak burayı gerçekten besleyen bir kaynak. En azından burayı kullanan ya da buranın altını boşaltan kişilere uygun bir kaynak olarak görülebilir diye düşünüyorum. Birçok netlikte bilgi bulabilsek dahi bunu vermemeliyiz. Yani bir astrolog olarak bununla çok fazla karşılaştım. Gelen danışanlarımdan çok fazla karşılaştım. İşte şöyle söylüyor, yani eşimi kaybedeceğim seneye. Kaybetmezsem o astrolog mesleğini bırakacağını söyledi. Bu mümkün değil. Ne kadar ağır bir kanca ve ağır bir kul hakkı. Karma. Karma. Bir astrolog karmanın ne olduğunu çok iyi bilmeli. Ve bunu defalarca kez getirebileceğini çok iyi bilmeli. Bizler henüz İslamiyet'te bazı şeyleri çok açık konuşamıyoruz. Çünkü ne yazık ki korkuyla büyütüldük, korkuyla beslendik. Ama İslamiyet de, Kur'an-ı Kerim de bunu çok açık şekilde veriyor. Bizler tek bir bedende tekamül ederek öğrenemeyiz. Bu mümkün değil. Kesinlikle öyle hocam. Çok güzel anlattınız yine. Çok önemli noktalara da değindiniz. Evet, hepimizin dikkat etmesi gereken, ben de astrolog olduğum için söylüyorum. Haddi hududu bilerek, evet. Kesinlikle. Hocam, şimdi aslında bu sohbetimizin temel taşlarından olan, benim de yolumun sizinle kesişmesine vesile olan çok kıymetli bir konuya gelmek istiyorum. Bu da çok özel, çok hassas ve sizin ilminizin en üst oktavda bize katkı olduğu kısımlardan biri. Esmalar. Esmaların sırrı, sırları nedir? Eyvallah. Esmalar da benim aslında profesyonel olarak bu işe girmemin ilk temel taşı. Esmalarla ilgilenmeye başladığım zaman çok muazzam bir derya deniz olduğunu gördüm. Bu bir frekans,
belli bir sayıda okursunuz, frekansınızı değiştirirsiniz ve hayatınızı değiştirirsiniz. Sonra Tirmizi'ye göre sadece 99 esmanın bilindiğini gözlemledim. Bu beni daha derin araştırmalar yapmaya itti. Zaten okültizm esmalarla muazzam beslenen bir kaynak. Evet. Ve bizim haritamızı aşmamızı, aşamayız, sağaltmamızı sağlayan bir kaynak. Ve ben bine yakın, hatta binin üzerinde Esma-ül Hüsna'lar var. Hem Hazreti Muhammed'e verilmiş, Kur'an-ı Kerim'de yazılmış. Çok fazla kaynak var. Bunlarla çalışmaya karar verdim. Her birinin enerjisiyle çalışmaya karar verdim. Haritaları sağaltmaya başlarken, esmalarla çalışırken muazzam bir dönüşüm benim, kaynağı olduğunu gördüm. Benim aklımı almıştınız. Hiç tevazu göstermeyin. Estağfurullah. Bildiğiniz esmalar, onları anlatış, sunuş ve kullanış şekliniz, yani hani sizin öğrenciniz olmaya devam ediyorum gerçekten. Ve böyle bakıyorum, hani nasıl bunu buradan görüp de tavsiye etmiş Nazan Hocam diye. Eyvallah. Oraya aslında şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Bu da burada herhalde ilk kez konuşacağım bir şey olacak. Çok mutlu olurum hocam. Çünkü benden çok fazla Esma-ül Hüsna'larla ilgili ders, eğitim bekliyorlar. Ben bu eğitimleri vermeye bakalım ne zaman hazır olunacağını bilmiyorum ama bundan önce mutlaka okült terbiyeden bir geçilmesi gerektiğini düşünüyorum, evet. Doğruyu söylemek gerekirse. Sonrasında esmalara başlarken biraz da yine Kur'an'a hakim olunması gerektiğini düşünüyorum. Kaynağı bilmek, asıl kaynağı bilmek gerektiğini düşünüyorum. Evet, çok özel dereceler, bilgiler, elimizde çok özel kaynaklar var. Ben bunu aslında öğrencilerimle defalarca kez paylaştım. Evet. Sağ olun. Ama paylaşamadığım bir yer var. Bu da şöyledir. Bazen üst oktavlardan, yukarıdan bilgiler alırsınız. Bu hiyerarşik bir bilgidir. Ve direkt bilinç altına verilir bu bilgi. Şuur altına verilir. Siz de onun aslında kaynağını bilmezsiniz. Şimdi ben o kaynağımı nasıl paylaşabileceğimi bilmiyorum. Çünkü o direkt şuur altı, yani nasıl da konuşulur, ne kadarı konuşulur, buna ne kadar hazır insanlar bilmiyorum ama şu an konuşulmalı, artık hazır olunmalı. Bu bilgilerin biraz şuur altına verildiğini düşünüyorum. Çünkü bunu çok fazla denedim. Haritalar üzerinden dereceleri verdim, kullanım yöntemlerini verdim. Ve ama burada bir şey söylemek istiyorum. Buyur canım. Sözünüzü ballak istiyorum ama söylemek istiyorum. O haritaları ele alışınız, o derecelerle çalışmanız, bunu bize sunarken böyle su gibi farkındalıkla, yani birçok kişi böyle tavsiyelerde bulunuyor hocam, veriyor geçiyor. Siz onu içselleştirerek doğru zamanıyla o kadar başka bir ilim sunuyorsunuz ki, öyle bir alan açıyorsunuz ki, ben sunmak da demiyorum, bir kapı aralıyorsunuz ve ruhun hazırsa gel buradan diyorsunuz. Eyvallah. Aslında konu şu, bir kaynak var. Şimdi sen oraya sağdan geliyorsun, ben soldan geliyorum. Biri dümdüz direkt geliyor. Biliyoruz ki bir çeşme var. Ve burada alma verme dengesiyle birbirimize zaman veriyoruz, para veriyoruz, değil mi? Bunları aşmadan ilerliyoruz. Ama biliyoruz ki bunların hepsi fizik bedende ve bu dünyada kalacak. Evet. Üçüncü sahada kalacak. Aslında yapmak istediğim şey herkesi direkt kaynağa götürmek. Diyorum ki kaynak burada. İstersen orada bir bardak su al ve susuzluğunu gider. İstersen oraya bir hortum bağla, bunu herkese yay. Çok güzel söyledin. İstersen ondan hiç kimseye bahsetme. Bu kişinin liyakatiyle alakalı. Ama ben çok açık olarak hep kaynağı gösterme niyetindeyim. Hepimiz yolcuyuz. Ben de yoldayım. Sadece gittiğim yolu göstermeye çalışıyorum. Yürüdüğüm yolu göstermeye çalışıyorum. Esmalar muazzam bir yol. Yürüdüğünüzde yolunuzun her kenarı, her iki kenarı çiçekler açıyor. Evet. Çünkü bundan daha önce de bahsetmiştim. Çatlak bir testiye su koyduğumuzu düşünelim. Esmaları oraya doldurduğumuzda bu bir su ve bize testideki çatlağı gösteriyor. Ve o çatlaktan akan su da boşa akmıyor. Yoldaki çiçekleri suluyor. Yolu güllerle bezetiyor. Her halükarda muazzam frekanslar olduğunu düşünüyorum. Evet. Şöyle ki tam oturduğumuz yerden bir esmayı okumaya başladığımızda çok üst, bizim çok üstümüzde yukarılara bilgiler gidiyor, frekans gidiyor. Ve oradan buraya gelen bilgiler bizi dönüştürüyor. Şimdi hepimizin bütün bu anlattığınız bilgiler üzerine merak ettiği soruyu sormak isterim. Tabii. Esmalar ile hayatımıza nasıl yön verebiliriz? Kaderimizi dönüştürebilir miyiz?
Harika. Kader dediğimiz olgu insanların baktığı zaman yarın. Ben zamanı biraz daha farklı algılayanlardanım. Hiçbir şekilde yarın ve dün olmadığından eminim. Her şey tam şu anda ve her şey zihnimizde. Biz bir nehirde akıyoruz. Evet. Akan bu nehir üzerinde yarını değiştirmek bizim elimizde. Tam şu an düşündüğümüz her şey, konuştuğumuz her şey, zihnimizden geçen her şey yarını oluşturuyor. Esmalar o kadar muazzam bir frekans ki, tabii ki doğru esmaları okuyarak, işte Allah'ın isimleri her esmayı okuyabiliriz gibi sözler de duyuyorum. Tabii ki okuyabilirsin ama bunu kaldırabilir misin? Çok güzel söylediniz bir hocam. Bir insan olarak kişi bunu kaldırabilir mi? Ben biliyorum ki Celali Kutup Esma okuduğun zaman Celal üzerinden yürürsün. Yaradan'ın Celali, Cemali ve Kemalullah'ı vardır. Bizler fert olarak Cemal'den ilerlemeliyiz. Celalullah sert bir kutuptur. Kul bunu kaldıramaz. Bazı ülkeler üzerine mesela çok duyuyorum. İşte savaş olan ülkelerin birbiriyle ilgili, özellikle İslam ülkelerden bahsetmek istiyorum. Bizim konumuz olduğu için. Örnek veriyorum, Allah onları kahretsin diyorlar. Kahhar ismiyle kahretsin diyorlar. Frekans çıktığı yere geri gelir. Evet. Allah onları kahretmez. Bunu söyleyen kişiyi kahreder. Der ki önce sen bir yaşa, ben bir göreyim. Senin diğer kula hadsizlik ederek benim yerime cevap verdiğin şeyi bakalım sen kaldırabiliyor musun? İlk önce o kişide bunun bütün enerjisini açığa çıkartır. Daha sonra gerekliyse bu onun bileceği iştir ve dönüştürür. Bu sebeple her esmayı her kul okumamalıdır. Bu çok özeldir. Dar esması, savur esması bunlar ağır esmalardır. Evet. Bir kul üzerinde, bir fert üzerinde ağır frekanslar oluşturur. Esma bahsettiğimiz gibi burada okumaya başlarsın. Bir ahenk içerisine girersin, bir usul içerisine girersin. Ve meditatif sen hale geliyorsun. Kesinlikle huşu halinde okumalısın zaten. Kesinlikle. Buradan titreşimi gönderirsin frekansı ve gerçekten onun üst oktavı sana geri gelir. Bu sebeple okunan esmanın önemi çok büyük, kutbu çok büyük. Benim için de çok çok önemli. Tabii ki haritalarda okutuyorum kişilerin haritalarında. Evet. Ama örnek veriyorum başına la eki getirerek. Bu Arapçada bu olay olmasın, bu konu olmasın, yaradan kişiyi bu konuyla sınava tabi tutmasın, yolunu kolay kılsın diye. Çok sevdiğim bir söz vardır. Sadece hayırlısını istemeyeceksin, kolayını da isteyeceksin. Evet. Bazen o hayırlısı o kadar zor olur ki candan bezdirir. Bu sebeple kolay, güzel olan, kulun, ferdin kaldırabileceği esmalar okuması gerekir ki haritasını sağaltabilsin. Kaderini yumuşakça dönüştürebilsin. Kesinlikle. Örnek veriyorum, biz haritada görüyoruz bir kaza açısı var kişinin. Ve bazen bakıyorum o kadar sert ki bu neredeyse %80 oranında. Kişinin seçtiği kader yolu üzerinde harita bize kader yolumuzu gösterir. Tabii ki değişir, tabii ki dönüşür. Ama o kader yolu üzerinde eğer orada bir kaza açısı sertse biz oraya bir esma okuyarak o kaderi yaradan izin verdiği kadar değiştiririz, dönüştürürüz. Yumuşatırız. Yumuşatırız, hafifletiriz ve zamanda sakin akarız, güzel akarız. Budur esmanın en özel bence yarına dokunabilmesi, kadere dokunabilmesi. Yine yaradan izin verdiği kadar. Çok güzel anlattınız hocam. Burada bilmeyenler için ben bir şey sormak istiyorum. Tabii. Çünkü bunun çok dediğiniz gibi aslında insanlığın varoluşundan bu ses, frekans, titreşim, dinler, Sanskritçe de öyle, Arapça da öyle, bunların kullanımı ile ilgili bilgiye vakıf olup gölgede kullanan kişiler de çok. Yani bizim şu an etrafta gördüğümüz, rast geldiğimiz bir sürü kişide de böyle. Herkesin şu an kafasında bir soru işareti oluştu. Ben de sizin böyle su gibi dilinizle anlatmanızı istiyorum, isterim. Celali Esma, Cemali Esma, Kemali Esma ne demek? Eyvallah. Şöyle, Yaradan'ın sol kutbu, sağ kutbu ve nurlu bir kutbu vardır. Ne sağdır ne soldur, orta yoldur. Sol kutup her zaman sert olan kutuptur. İnsanoğlu her halükarda bir yere milimetrik dönüşler yapar. İsteyelim istemeyelim, bilelim bilmeyelim. Biz her an, her konuştuğumuzla sola ya da sağa doğru dönüşler yaparız. Sola dönüş geçmiştir, sol geçmiştir.
sağ doğru dönüş gelecektir. Biri rahimdir, biri rahmandır. Aslında şöyle göstermek istiyorum. Rahim ve rahman. Bütün varoluş bu arada gelir gider. Rahim zordur, sert olandır, dişi olandır. Burada dişilikten kastım, kadın erkek ayrımı olarak algılanmasın, kesinlikle altını çiziyorum. Üreten, hani bazen hastalıklarda da değil mi, işte o hastalığın dişisi zordur çünkü tekrar ürer ve devam eder. Evet. Cemali kutup, sağa dönüş, güzel bir iş yaptığınızda buraya dönmeye başlarsınız. Mevlana da öyle söylemiş ya, bütün evren semah dönüyor, ben neden duracakmışım? Bu söz de aslında benim için çok etkili bir söz oldu. Kemalullah biraz daha şu anki kulların, fertlerin çok da gidebileceği bir nokta değil. Doğruyu söylemek gerekirse. Bizlere o yüzden en güzel ölçüde sağ dönüşlerle Cemalullah'a doğru ilerlemeliyiz. Yani bu da nedir? Esmalar da bizi hafifletecek, sağaltacak, haritamızın üzerine çıkmak. Bu tabir ağır bir tabir. Bu biraz zordur. Yani bir gezegenin üzerine çıkmak, bir feleğin üzerine çıkmak zordur. Ama bizler boğa vibratosundayız. İnsanlar boğa vibratosunda üçüncü varoluş seviyesinde yaşıyor ve elimizden geldiğince Venüsyen temalarda. Yani maddi olarak, ilişki konusunda, bütün birçok konuda aslında sağ dönüşler yapmaya çalışıyoruz. Buna şöyle bir örnekle gireyim. Çok fazla danışmanlık verdiğim için söylüyorum. Geliyor diyor ki, kesinlikle diyor ben ilişkimin olduğu kişi ya da ayrıldığım eşimin diyor mahvolmasını istiyorum. Bana yaşattıklarını yaşamasını istiyorum. Bu kişinin direkt celali bir kutupta olduğunu gösteriyor. Evet. Ve kahar esmasıyla kendini de kişiyi de kahretmek, evet, dara sokmak istediğini gösteriyor. Biz bunu aslında Yaradan'ın Ennafiyu, Elbasit, Elfettah isimleriyle hafif vuruşlar vererek sağaltmasını sağlıyoruz. Çünkü her bir kulun sağında baktığında burada özel melekleri vardır. Evet. Sağa dönüp o meleğinin de yardımıyla şuursal seviyede kendini değiştirmesini bekliyoruz. Esmaları bu yüzden veriyoruz ki darlamasın, sıkıntıya sokmasın kendi hayatını ve diğerlerinin hayatını. Çünkü bir kul sadece kendinden mesul değil. Evet. Bizler bağlantı halindeyiz. Kemalullah'a şu anda çok da giriş yapmak istemiyorum. Artık bu Cemalullah'ın çok ötesinde olan, her ikisini bir arada eritmiş. Bilir ki iyi de kötü de her şey yaradandandır. Hiçbir kutba, hiçbir dualiteye takılmaz ve ilerler. Tam teslimiyet. Tam teslimiyet. Bizler beşinci varoluş seviyesinde de en çok ego ve dualiteye takılırız. Kemalullah buraların çok üzerindedir. Hiçbir dualiteye, hiçbir egoya takılmaz. O sadece vardır. Var olan da ilerler. Bu kadar. Rabbim nasip etsin. Eyvallah. Peki hocam, Esma-i Hüsna'ların terbiyesi, liyakati nedir? Nasıl okunur? Ne zaman okunur? Usulü, uslubu var mıdır? Eyvallah. Her an, her yerde, her saniye bizler zaten Yaradan'ın isimlerini zikrederiz, zikredebiliriz. Ama tabii ki çok özel üslupları vardır. İlk olarak bir defa temiz olmalıyız. Esma'yı okuduğumuz yerin temiz olması gerekir. İlk önce gönlümüzün temiz olması gerekir. Yani burası bizim en özel makamımızdır, mabettir. Ve her mabete öyle paldır küldür değil mi? Ayakkabıyla girilmez mesela, dalınmaz. İlk önce kişinin gerçekten gönlünün temiz olması gerekir. Ondan sonra bulunduğu makamın, evin, ortamın temiz olması gerekir. Bu gerçek anlamda çok önemlidir. Çünkü koruyucu melekler dediğimiz özel varlıklar da gerçekten temiz ortama gelirler. Bizler biliyoruz ki 72 bin demon ve 72 bin melek vardır. Çıkıyoruz. Ve her biri bir sahaya hükmederler. Pislik olduğu bir sahaya demonik varlıklar hükmeder. Ama temizlik ve güzel kokuların olduğu bir yere melaki varlıklar hükmederler. Bulunduğun ortamın önce temiz olması gerekir. Ve sen gönlen aslında rahatsız edilmeyeceğini bildiğin bir yerde olmalısın. Ben kesinlikle naçizane Esma okurken önümüzde bir bardak su olmasını çok özen gösteriyorum. Benim için çok önemli. Evet. Çünkü bu su diye baktığımız şey aslında çok yukarılardan süzdürülerek gelmiş ve insanlığın bilmediği birçok bilgiye, ilme sahip olduğunu biliyorum. Titreşimi muhteşem bir şeydir. Ona söylediğin her şey katlanır, artar. İçersin, bütün vücuduna, bütün organlarına, damarlarında dolaşır.
Sonra idrarla dünyaya akar. Bu negatif ya da pozitif mutlak surette toprağa karışır. O topraktan yine kaynağa karışır. Kaynaktan yine gökyüzüne karışır. Yine yağmurla bize yağar. Ve o kadar özel bir döngü ki umuyorum her kul bunu bir gün görebilmeyi, yaşayabilmeyi nasip etsin. Böyle bir gün yağmurda kollarını açabilirler, ellerini açabilirler ve o yağmur damlalarında muhteşem niyetler olduğunu bilip yüzüne sürebilirler. Burada araya girmek istiyorum. Tabii. Suyla ilgili tabii hepimiz yani kaç yıldır böyle bir farkındalığa, evet araştırmalardan farkındalığa sahiptik. Ama içselleştirme kısmı var ya, ben hayatıma siz girdikten sonra gözlerim dola dola söyleyeceğim bunu. Suyun bu döngüsü, anlamı bedenimizde, varlığımızda, Yaradan'ın bize verdiği ruhta, gıdamızda, yani tüm varoluşta, bu alem hayatındaki önemini ve suyun kendi içinde tuttuğu bilgileri gerçekten sizin sayenizde idrakla, farkındalıkla anladım ve anlamlandırdım. Sizin bana kattığınız en büyük şey o sudan alabileceğim sonsuz bilinç. Ve suyu nasıl kodlayabileceğim? İlk öğrendiğim hocam, rehberim sizsiniz. Çok teşekkür ederim. Varlığınıza şükürler olsun. Ne mutlu. Henüz hayatımda teta yoktu. Henüz hayatımda diğer metotlar suyla ilgili yoktu. Siz bunu böyle anlatmıştınız yıllar evvel. Ve o gün böyle kalbime işlendi, o ruhuma. O günden beri bakış açım çok farklı. Her şeyin sonsuz, sınırsız olduğunu ben o gün sizin kelimelerinizle buldum. Çok İyi ki varsınız. Teşekkür ederim. Var ol ya. Çok teşekkür ederim canım benim. Bunu paylaşmadan geçemezdim çok yani. Çok teşekkür ederim Ayşegül. Burada suyla ilgili çok küçük seyircilerimizin hepsine bir örnek vermek istiyorum. Çok mutlu olurum. Bu hep anlattığım bir şeydir aslında öğrencilerime ve danışanlarıma. Hep önce bir yudum su içer misiniz diyorum. Hatta beraber yapalım. Bir yudum, izleyenler de bir yudum bir su içsinler. Ve bunu bir düşünsünler. Kaç saniyede içtik bu suyu? Toplamda dünya zamanıyla. 3-4 saniye diyelim. Ama beynimiz biz bunu isterken ilk önce değil mi? Su içelim dedik. Evet. Suyun yerine baktık. Yani havalarda aramadık suyu. Su buradaydı. Biliyoruz nerede olduğunu. Sonra elimizle bunu kavradık. Bunu felçli bir hasta yapamıyor. Sonra onu kaldırdık. Belli bir düzeye getirdik. Dudaklarımızla tuttuk, yuttuk. Ve bu sefer sindirim organlarımız çalışmaya başladı. Aslında şu suyu içebilme hali, binlerce şükredebilme hali. Bu suyu içebildiğim için, bunu idrakıyla içebildiğim için, her hücrelerime bunu değdirdiği için şükürler olsun. Şükürler olsun. O yüzden etrafımızda milyarlarca şükür sebebi var. Belki bizi suçlamaktan, sürekli birini bir şeyi suçlamaktan öteye çeken bir durumdur, bir haldir. Suyu içebilme hali çok özel bir haldir. Ona bir de onu kodlayarak içebilme hali. Örneğin El Latif esması. Lütfetmek, Yaradan'ın lütfuna nail olabilmek. Esma okuma üslubuyla devam edeyim, terbiyesiyle. Okurken kendimizin duyabileceği bir ses tonuyla okumalıyız. Ve aslında burada bazı oturuş şekilleri de vardır ama o kadar derin girmeyeyim artık. İşte bir ayağımız bizim kök çakramıza, ayak topuğumuz kök çakramıza değmelidir. Diğer ayağımız 90 derece olmalıdır. Elimizle bir tesbihle okumalıyız aslında. Zikirmatikle değil de tabii ki bu önemli. Bununla da okunabilir. Bu kadar katı olunmaya gerek yok. Ama doğal bir taşla, bir kuvars tesbihiyle okuduğunuzda ya da bir hurma tesbihle okuduğunuzda mesela o kodlanır. Tesbihe de kodlanır. Canlı ve içinde su olması. Kesinlikle. Mesela birinci varoluş seviyesidir. Doğal taşlar ve onlar görevini nasıl yapacağını bilir. İnsan gibi kafası karışık değildir. Sen orada El Latif, El Latif, El Latif diye başlarsın. Bir kere bütün organların, bütün vücudun, yedi bedenin duyar. Biz tek beden değiliz. İnsan sadece fizik bedeni olduğunu düşünüyor. Bizlerin yedi bedeni var ve bütün bu bedenler bunu duyarlar. Frekansı yaymaya başlar dalgayı. Bizlerin dünya haliyle birkaç saniye dediği zamanda bu yayılır. Üst hiyerarşilere gider, en üst hiyerarşiye gider, ta ışığa kadar gider ve geri gelmeye başlar. Onu bir suya okuduğunuzda su hepsini bilir. Siz içersiniz ve olur. Size olur. Sizden sonraki bitkiye ikinci varoluş seviyesine olur. Tüm seviyelere olur aslında. Bu sebeple okurken bu adapla, bu terbiyeyle okumak çok önemli.
çok fazla bağırarak değil ya da çok fazla içimizden değil, daha duyabileceğimiz bir halde zikredip ve huşu halinde gerçekten gözlerimizi kapatıp yok olmak, biraz bu dünya illüzyonundan yok olarak okumak en özel haldir. Yaradan bilir ne yapacağını. Biz bilmeyiz, zihnimiz bir şeyler katar araya. Ama alt şuur bunu bilir, beden bunu bilir ve Yaradan bilir. O yüzden araya hiçbir nifak sokmadan okumak gerekir. İşte ben okudum, fazla okudum, eksik okudum, olmuş mudur gibi sorularla da çok karşılaşıyorum. Evet hocam. Evet, eksik okumayın. Ebced önemlidir, sayı titreşimi önemlidir, numaroloji önemlidir. Altıncı varoluş seviyesine vuruş yapıyoruz çok yukarılara. Önemli yasalar. Kesinlikle. Burada örneğin Ya Hak esması 108 defa okunacaksa 108 defa onu zikrettiğinizde kilit açılır. Ama 109, 110, 200, bir 300, şey olmaz. 500 okuyun, hiçbir sakıncası yok. Ve okurken olmuştur o, oldu. Siz bunu bildiğinizde zaten onu oldurmuştur. Siz onu okutan zaten bu durumu oldurmuştur. O yüzden gönlüne de kişinin nifak sokmadan okuması gerekir. Bence bunlar en önemli usullerdir diye düşünüyorum. Evet. Burada ben yine kendim nacizane, daha evvel sizinle konuşmuştuk ama burada sormak istiyorum. Tabii ki. Esmalar ne zaman okunmalı? Aynı anda başka çalışmalar yapıyorsak, başka ilim ve kaynaklardan, hı-hı, mantra gibi, vef gibi, lev gibi, onlar ne zaman, hani onları hangi zamana bırakmalı, esmaları hangi zamana? Çünkü bana çok harika önemli bir şey söylemiştiniz. Eyvallah. Vakti zamanında. Eyvallah. Şöyle, Sanskritçe, Arapça, İbranice bildiğimiz üzere özel dillerdir. Çok bunlar özel. Özel titreşimli dillerdir. Morfogenetik alanda açılmış dillerdir bunlar. Vuruşları daha farklı ve daha yüksektir. Bunlar bilimsel olarak da açıklanmış, beyinde daha hızlı öğrenebilmemizi de sağlayan loblara dokunuyor zaten. Esmaları okumaya başladığımızda örneğin üçleme, beşleme dediğimiz sistemlerle okuyoruz, tekli sistemlerle okuyoruz. Yine açgözlü davranmamak, bütün hepsine haldır huldur girmeden, evet, tam o an kişinin neyi değiştirmesi gerekiyorsa bu konuyla ilgili okumaya başlaması gerekir. Ve esmayı okuduğumuz zaman tabii ki her an okuyabiliriz ama belli saatlerde belli kapılar açıktır. Örneğin sabahın çok erken saatlerinde güneş henüz doğmaya başlarken güneş ışınıyla beraber, bu kutsal ışıktır, süzdürülmüş ışıktır. Bununla beraber okumaya başladığımızda etki tabii ki artar. Gece 23'ten sonra, evet, etki gece 3'e, 3.30'a kadar yine artar. Çünkü o arada da negatif varlıkların sağaltımı vardır. Bizler korunuruz. Özellikle ben bu vakitleri tercih ediyorum. Yine gezegen saatlerini tercih edebilirler. Venüs, güneş saati, ay saati gibi. Ama bunun için harita üzerinden belirlenmesi gerekir. Evet. Kişinin özellikle ayı sorunluysa tabii ki ay mantra çok özeldir, okunmalı. Ama esmayla herhangi bir mantra, mudra, yantra, vevk, bütün bunlar arasında biraz fark koymalılar. Şöyle ki her biri arasında 8 saat dediğimiz özel bir zaman dilimi vardır. Çok güzel bir bilgi oldu. 8 saat, 8 saniye, 8 sayısı özel bir sayıdır. Bu biraz geniş bir konu, buraya girmeyeceğim. Bizler henüz işte dolabımızı açıp böyle bir kıyafete bakıp acaba hangisini giyeceğim derken 8 saniye önceden bellidir bizim ne giyeceğimiz. Şimdi buranın altına da bir soru doğar hemen, biliyorum. Belliyse o zaman neden okuyoruz diye. O okuyacağımız şey tam olarak o belirlenmiş şeyleri değiştirmek için işte. Çok güzel. Negatif olan konuları değiştirmek için. Bu yüzden ben iki çalışma arasında esma dahi olsa mutlaka 8 saat kullanılmasını tavsiye ediyorum. Tercih ediyorum. İşte kişiler soruyor, ben alkol alıyorum, hemen peşine esma okuyabilir miyim? Hayır, okumayın. Bilinç şuuru açık olsun. Bunlar idrakla, farkındalıkla. Kesinlikle. Kişinin duş almış olması, bedeninin, ruhunun temiz olması, kendi şuuruyla araya 8 saat zaman koyması gerekir ki titreşim çok daha güzel hakka ulaşabilsin, hakkaniyete ulaşabilsin. Böyle Ayşegül'cüğüm, eksik kalan bir yer olduysa hayır, tamamlayayım. Yok. Misliyle güzel oldu. Hatta ben de burada böyle bir şey belirtmek isterim sizin bu anlattıklarınızın üzerine. Ben de dilek niyet çalışması yaparken bile mümkün mertebe işte duş alıp
frekansı yükseltip varsa düzenli çektiğimiz esmalardan destek alıp sonrasında yapmayı uygun buluyorum. Konu alkol ya da başka bir şey değil. Konu frekansın yüksek olup o şeye çok daha kolay girmemiz, çok daha kolay o hale bürünebilmemiz. Kesinlikle, kesinlikle bilinçli bir halde yapabilmemiz aslına bakarsan. Hocam çok teşekkür ederim. Çok önemli konulardı. Şimdi ben aslında böyle insani olarak da etrafıma, çevreme, beni takip eden herkese devamlı farkındalık katmaya çalıştığım ama bu ilmin üstadı olarak sizden de bu konuyla ilgili önemli farkındalıklar katmak istediğim bir sorun var. Tabii. Doğum haritalarımızın herkese yorumlatmak, hatta doğum bilgilerimizi herkese vermek ne kadar doğru? Harika bir soru. Teşekkür ederim ben bu soru için. Şöyle ki kişilerin bunun için birazcık gerçekten bilgili olmak gerekiyor. Doğum haritalarını herkese açmanın kesinlikle doğru olmadığından çok eminim. Bu defalarca kez aldığım danışmanlıklardan bahsediyorum. Bizler popüler olmak için ne yazık ki gündem olabilmek için ya da medyatik olabilmek için korkunç bilgiler veriliyor. Bir doğum haritasından bir kişinin kaderini dönüştürebilirsin. Çünkü o senin söylediğin şeye inanacak. Evet. Ve inandığı şeyi hayatına çekecek, gerçekleştirecek. Bu yüzden korku bazlı astrologlar var. Kesinlikle şundan bahsediyorum. Bir astroloğun yorumundan sonra çok korkuyorsanız eğer, size çok korkunç şeyler söylüyorsa arkanıza bakmadan oradan kaçın. O kişiye bilgilerinizi vermeyin. Herkese bir meditasyona girmeyin. Çünkü insanlar ne yazık ki genişlemek için insanın enerjisini kullanıyorlar. Bu o kadar özel bir şey ki bildiğiniz evet. Kanınızı kullanmak gibi. Ve her harita herkese açılmaya uygun değildir. Bu yüzden bizler mesela göbek isimleri dediğimiz isimler koyuyoruz. Kimsenin bilmediği bazı isimler olmalı. Çocuklarımıza da iki ismi varsa üçüncü ismini sadece annesi ve babası bilsin. Mutlaka onu kulağına okunsun ve bunu asla bir astroloğa, hocaya, herhangi birine, hiç kimseye teslim etmeyin. O sizin sırrınız olsun Yaradan'la aranızda. Ki yapılan herhangi bir negatif etki kişide vuku bulmasın, etki edemesin. Nazar dediğimiz, büyü dediğimiz bunlar gerçekten çok ciddi yapılan şeyler. Vuku bulmasın diye dikkat edilmesi gerekiyor. Ve bunun altını tekrar çiziyorum. Bir astroloğun görevi size paldır küldür. Yarın başına bu gelecek, şu olacak, şu... Bunu duyuyorum ya, bu eşten ayrılmazsan başına şu işler gelir diyen astrologlar kaza da duyuyorum. Kaza geçirirsin, aldatılacaksın, kesinlikle. İflas edeceksin, bundan kaçamazsın. Bana öyle kesinlikle. Yıllar evvel, yolum sizle kesişmeden evvel, o sırada eğitim de aldım. Bir değil, birkaç hocam şey demişti, 2019'da yaşadım ben natal Mars'ıma, siz de biliyorsunuz, Pluto transiti, 6. ev. Şöyle kaza geçireceksin, aylarca kalkamazsın ayağa, kemiklerin kırılacak, şöyle olacak, hep onu söylerim. İdrakımla onu alanıma almadığım kesinlikle. İçin parmağım bile burkulmadı, çok çalıştım, çok güçlendim. Çok günlük rutinini muazzam değiştirdi evet. Değil mi? Mars, Pluto burada. Muhteşem güç verdi bana, azim verdi. Eyvallah. Ve desteğini aldım sadece. Çünkü ben izin vermedim ona ama birçok kişi, siz de çok danışmanlık veriyorsunuz hocam, aynen. Çok kişiye katkı oluyorsunuz. Eyvallah. O kadar çok yara alıp geliyorlar ki. Kesinlikle. Alanlarını açtıkları için. Kesinlikle öyle. İzin verdikleri için, siz izin verdiğinizde alanınıza girecektirler. Zaten onların isteği bu. Ben şu anda Türkiye üzerinde de okuyorum, görüyorum. Hatta işte çok takip edemesem de öğrencilerim paylaşıyor. Neden konuşmuyorsunuz? Buna neden karşı durmuyorsunuz? Yok hayır, ben kendi alanımda buna olduğu kadar sözümle karşı duruyorum. Ama yandık, bittik, kül olduk, yanacağız, biteceğiz, kül olacağız. Bu hep vardı. Hiçbir zamanda bu olmayacak. Olan her şey hayırlısı içindir. Olan her şey herkesin hayrına olacağı içindir. Şükürler olsun. Eğer biz bu kadar korkarsak bunu zaten çekeriz. Yapmamız gereken şey o alandan uzak durmak. Bu kadar. Çok teşekkür ederim ben hocam. Ben teşekkür ederim. Peki... Bu da aslında benim de çok üzerine çalıştığım bir konu. Herkesin de çok merak ettiğini düşünüyorum.
doğum haritamızdaki o bilgiler, o dereceler, gezegen konumları, evler bir sürü biliyorsunuz. Evet. Yani girsek çıkamayız tabii günlerce ki, sadece bunu konuşuruz. Bu doğum haritamızdaki bilgilerle mutlak kaderimizin üzerinde külli irademizin ne kadar etkisi var? Eyvallah. Bu az önce bahsettiğim gibi bizler Yaradan'ın yansımasının, gölgesinin bilgi parçacıklarıyız. O kadarcık etkimiz var. Ve Ademoğlu özel, insanoğlu özel. Yaradan kendi nurundan üfleme sebebi gerçekten o parçacığı taşımış olmamız. Bizler haritayı aşamayız ama sağaltabiliriz. Üzerine ne kadar çıkabiliriz? Venüsyen temalarda, boğa vibratosunda ay altı alemi sağaltırken, ay altı alemi dahi sağaltırken, bir tık yükselirken, benim hocamın çok güzel bir örneği vardı. Sen tam yükselirken birden bir fatura gelir, pat diye düşersin. Evet. Tam yükseldim derken, tam açtım burayı derken bir ölümle karşılaşırsın. Bizler insan olarak ölümü son zannediyoruz. Ve ne kadar bilgiyle ilerlersek o kadar buraları aşabiliriz. Her kul için bu kesinlikle çok ciddi bir farkındalık, farklılık gösterir. O yüzden buraya genelleme yapmayı doğru bulmuyorum. Kişiden kişiye onun farkındalığı, onun yüreği, onun Yaradan'la bağlantısıyla ilgilidir bu. Biz ne kadar Yaradan'la tam bir bütün bağlantıda olursak o kadar idrakli ilerleyebiliriz. Çünkü bir annenin, bir babanın evladını kaybetmesi ve bunu algılayabilmesi, isyan etmemesi, çığlık atmaması cidden öğrenmesi gereken özel şeylerdir. Çok büyük bir nefs terbiyesi. Çok özel bir terbiye. Kesinlikle öyle. Bedenliyiz ve o çocukları bizim zannediyoruz. İşte ben nasıl ki annemin babamın değil de asıl Yaradan'ın çocuğuysam onların böyle olduğu gibi. Biliyorum ki benim çocuklarım da benden önce özel bir gücün çocukları. Onları koruma, kollama, hayatını ilerletme, farkındalığını aştırma. Bütün bunlar benim tabii ki benim nezdimde, nazarımda, gözetimimde ilerliyor. Ama bunun üzerinde bir güç var ki buraya çok da bir şey yapamayız. Çok da müdahale edemeyiz. Bu nedir? Pluto'dur. Şunu söyler. Kimi benden çok seversen onu senden alırım. Çünkü Pluto kendini dönerek, yakarak yok etmiştir ve Yaradan'a ulaşmıştır. Evet. Kul ne zaman ki bir maddeye fazla bağlanır ve taparsa bu onun ölüm halinde beşe geçmesini, dörde geçmesini çok zorlaştıran bir şeydir. Durup durup tekrar öldüğü yere bakma, dönme, mezarına gelme ya da işte bedeni terk ettiği alana tekrar geri gelmesini sağlar. Bu sebeple bilmeliyiz ki aşabiliriz tabii ki ama belli aşamalarda. Kuluz, şu anda yoldayız. Tekamülümüze en uygun, en kolay hayırlı, özümsenen şekilde. En yüce şekilde, kesinlikle. Yaradan ilerlemeyi hepimize nasip etsin. Amin, amin. Kolaylıkla. Kolaylıkla, kolaylıkla. Hocam peki, son olarak bu tekamül yolunda farkındalığımızı, idrakımızı olabilecek en iyi, en yüce hale kolaylıkla getirmemiz için biz bireysel olarak bu yolda ilk nelerden başlamalıyız dönüşüm için? Eyvallah, çok güzel bir soru yine. Kesinlikle buna koşulsuz sevgi demek istiyorum. Koşulsuz sevgi bu bir yasa değil. Yasaların üstünde olan ol der ol halidir. Kişi koşulsuz sevmeye başladığı zaman karşındaki her insanın ona bir ders vermek için, onu geliştirmek için karşısına çıktığını bilir. Her olayın kişiyi buraya getirmek için olduğunu bilir. Ve burada affedicilik başlar. Önce kul kendini affeder, Yaradan arasındaki bağı değiştirir, sonra diğerlerini affeder, suçlamayı bırakır. İlk yapmamız gereken şey bu noktada suçlamayı bırakmak. Neden hayatımda bu olay yaşanıyor? Bana ne öğretiyor? Benim bu duyguyu bırakıp bu duygunun yerine hangi bilgiyi öğrenmem gerekiyor? Eğer böyle ilerleyebilirse kul muazzam bir şekilde farkındalığı yükselmeye başlıyor. Sonrasında kesinlikle şükür enerjisi. Var olan her şeyin yaratıcısına şükretmek. Suya şükretmek, çocuğuna şükretmek, aldığın nefese şükretmek, olduğun olacağın her şeye şükretmek. O kadar özel olduğunu düşünüyorum ki
Bütün bunları yapmaya başladığımızda zaten evrensel olarak o döngü hizalanmaya başlıyor. O üst hiyerarşi bizim için konuları, olayları, kişileri, tesadüf dediğimiz asla olmayacak o tavafuğu karşılaştırıyor. Ve kişi yola giriyor zaten. Yolda olmak, yoldayım ben, ışık yolundayım, yaradan yolundayım demek. Bunun üzerine çok konuşulabilir tabii ki, çok fazla şey söylenebilir. İşte suyla arınmak, toprakla, elementlerle arınmak, onlarca şey söyleyebiliriz. Ama burası özel. Çok güzeldi hocam. Teşekkür ederim. Gerçekten varlığınıza, ilminize sağlık. Ben ben teşekkür ederim bu muhteşem sorular için. Şükürler olsun hocam. Yani buradaki amacım benim hep aslında sizi ve tüm bu yolculuktaki rehberliğinizi nasip olan herkese gösterebilmek ve paylaşabilmekti. Siz böyle benim hani bildiğim çok yakınlarım tarafından her zaman su gibi takip edilen katkınız, çok kıymetli katkınız ve varlığınızla yolumuzu aydınlatan çok özel bir yolcusunuz bu ışık yolunda. Eyvallah. Hepimiz bir arada olmamız, karşılaşmamız asla tesadüf değil. Benzer benzeri çeker. Şükürler olsun ki. Şükürler olsun ki yolunda sizinle rast geldi. Çok teşekkür ederim. Bu tevafuğu da yaşadım. Katkınız için çok teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sevgiler Ayşegül'cüğüm. Çok sevgiler hocam. Eyvallah. Çok güzel bir sohbet oldu. Bence bugüne kadar yaptığım en kıymetli sohbetlerden birini gerçekleştirdik. Herkese yine kocaman öpücükler, mucizeler yağsın hayatımıza.